Merhaba arkadaşlar. Kuzu göbeği mantarı çalışmalarımız devam ediyor. Bu videoda size kuzu göbeği mantarının konidye ve pin aşamalarını göstereceğim. Biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi kutunun içine girelim. Ama önce kutunun önceki haline bir göz atalım. Bu kutuyu ben 11 Ekim tarihinde hazırlamıştım. Ve likit misel ile hazırlamış olduğum tohumluk miseli bir kısmını toprağa karıştırdım ve bir kısmını da toprak üzerinde bıraktım. Kullandığım toprağı hiç sterilize etmedim. 26-10 tarihinde de ben bunu buzdolabına koydum. Bir hafta kadar buzdolabında beklettikten sonra balkona çıkardım ben bunu. Yaklaşık 50 gün sonra kondiyalar oluştu. Bir ay sonra da gördüğünüz gibi kondiyalar pin aşamasına geçti. Şimdi biraz detaylıca göstermeye çalışayım. Şu an gördüğünüz bu sarı renkli yumrular sklerotiye arkadaşlar. Bu daha önce bakın öbek öbek daha fazlaydı ama son zamanlarda küçüldü. Yani bu sklerotiye normalde şartlar uygun olmadığı zaman bu şekilde kendisini bir besin deposu haline getiriyor. Şartlar uygun olduktan sonra etrafındaki kondiyaları veyahut da pinleri besleyerek mantara dönüşmesini sağlıyor. Toprağı sterilize etmemiştim. Dolayısıyla burada bakın bu gördüğünüz siyah siyah noktalar var. Bunlar muhtemelen bir küf cinsi. Tabi bilenler varsa ne olduğunu yazsınlar bir araştıralım. Test kabımızın hemen hemen her yerini sardı. Bundan kurtulmanın bir çaresi yok. Ama gördüğünüz gibi kuzu göbeği mantarı yabancı organizmalara karşı da bayağı dirençli. Konidyalar, pinler hayatta kalmaya devam ediyor. Topraktan gelen bir hastalık olan bu siyah noktalar mutlaka bunlar da besinlere ortak çıkıyorlar. Bu arada ben pinleri ve konidiyaları alırken
Sizler de abone olarak ve videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler. Özellikle şurada ampule benzeyen ufak yapılar, bunlar mantar oluşturmaya daha meyilli pinler. Kanalımızda kuzu göbeği mantarı hakkında birkaç video var. Özellikle takip edenler için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Daha önce hazırladığımız tepsiler vardı. Onlar da işlemler devam ediyor. Eğer birkaç tane kuzu göbeği mantarı yetiştirebilirsek, bu videodan sonra bir final videosu gelecek inşallah. O videoda tohum hazırlarken ve harici besin poşeti yaparken kullanmış olduğum formülleri de anlatacağım. Bu nedenle bildirimlere açık tutun derim. Sizlerin de bu konularda yapmış olduğunuz çalışmalar varsa yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.